Merhaba arkadaşlar, English Hot Shot with Bahar Şahin adlı İngilizce öğrenme kanalımıza hoş geldiniz. Bugün geçen hafta başladığımız Sentence Connectors, diğer adıyla Transitions, yani ortada ya da sonda kullanılan ve paragraf başlatamayan bağlaçların ikinci bölümüyle birlikteyiz. Zıtlık başlığı altında vermiştik geçen hafta en yaygınlarını. Bu hafta zıtlık grubunu bitiriyoruz. Zıtlık grubunun ikincisiyle birlikteyiz. Şimdi öncelikle ama yine de anlamı veren bağlaçlara bakalım. Nonetheless ve nevertheless ama yine de anlamı veriyor. Tek başına kullanıldığında nonetheless ve nevertheless. But ve yet tek başına ama ancak oysa demek, fakat demek. Ancak bunlar still ile birleşince ama yine de anlamı veriyorlar. But nokta nokta still, yet nokta nokta still bir arada kullanıldıklarında ama yine de anlamı veriyorlar. But, yet ve still gene tek başına ama ancak oysa fakat anlamı veriyor. Fakat bunların bağlı olduğu cümlenin en sonuna anyway eklersek but nokta nokta anyway, yet nokta 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 anyway veya still nokta 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 anyway o zaman ama yine de anlamı veriyorlar. Şimdi üniversite dil sınavında veya işte YÖKDİL, YDS gibi ileri düzey sınavlarda böyle bir soru çıkmıştı mesela. Ben de deneme sınavlarında buna benzer soru yazdım defalarca. Şimdi bir sürü ama ancak oysa anlamı taşıyan, fakat anlamı taşıyan bağlaç var. Boş bırakıyorsun bağlacın olduğu yeri. Seçeneklere de bir sürü eş anlamlı bağlaç koyuyorsun. İşte A diyorsun mesela but. B however. C nonetheless. D nevertheless. İşte E even so gibi. Ama cevap but. Neden but diyor öğrenci? İşte however da but demek diyor. Yeti koymuyorsun, o da doğru olur. Nevertheless de diyor ona yakın diyor. İşte nonetheless de ona yakın. Neden burada cevap but diyor? Çünkü cümlenin en sonunda anyway var. Yani çoktan seçmeli bir sınava girecekseniz cümlenin en sonunda anyway varsa cevap ya but'tır ya yet'tir ya da still'dir. Mesela orada cevap however olamaz. Orada cevap nonetheless, nevertheless olamaz. Orada cevap though olamaz. Orada cümlenin en sonunda anyway varsa cevap but, yet veya still'dir. Aynı şekilde boşluktan sonra öznenin hemen yanında still varsa still ile birlikte kullanılan zıtlık bağlaçları hangileri? But'la yet. O zaman da cevap ya but'tır ya da yet'tir. Örneklerimize bakalım. Nevertheless ve nonetheless tek başına ama yine de anlamı veriyor. Bunların başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Mesela, the teacher has warned them many times. Nevertheless, they keep skipping their lessons. Öğretmen onları birçok kez uyardı ama yine de onlar derslerini ekmeye devam ediyorlar. Aynı şekilde burada nevertheless yerine nonetheless de kullanabilirdim. The teacher has warned them many times. Nonetheless they keep skipping their lessons. Öğretmen onları birçok kez uyardı ama yine de onlar derslerini ekmeye devam ediyorlar. Nevertheless ve nonetheless en sona da gelebilir. Mesela, they did their best to sell all their products. Böyle bir cümle kurdun, cümle bitti, nokta. Onlar bütün ürünlerini satmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. İkinci cümleye başlıyorsun sonra. They could only sell half of them nonetheless. Veya they could only sell half of them nevertheless. Ama yine de sadece yarısını satabildiler. Onlar bütün ürünlerini satmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ama yine de sadece yarısını satabildiler. Yani nevertheless ve nonetheless birebir eş anlamlı ama yine de anlamı veriyorlar. Ya ortada kullanacaksın bunları ya da ikinci cümlenin en sonunda. Şimdi but still ve yet still'e bakalım. Bunlar da but ve yet still ile birleşince ama yine de anlamı veriyor. He lied to her many times, but she still forgave him. O ona defalarca yalan söyledi
Ama hatun kişi onu yine de affetti. Ama kadın onu yine de affetti. Aynı şekilde bunu yetisiyle de yapabilirim. He lied to her many times, yet she still forgave him. O ona defalarca yalan söyledi ama yine de kadın onu affetti. But, yet ve still'i ortada kullanıp ikinci cümlenin en sonuna anyway koyarsak ama yine de anlamı kazandırmış oluyoruz. They can't get along well with each other. Onlar birbiriyle iyi geçinemiyor. But they can't give up on each other anyway. Ama yine de birbirlerinden vazgeçemiyorlar. İşte but yerine burada yet ve still de kullanabilirim. They can't get along well with each other yet. They can't give up on each other in a way. They can't get along well with each other. Still, they can't give up on each other anyway. Onlar birbirleriyle iyi geçinemiyorlar ama yine de birbirlerinden vazgeçemiyorlar. Evet, geldik diğer bir zıtlık bağlacımıza. Even so. Even so buna rağmen demek. Şimdi bunu although grubuyla karıştırmıyoruz. Although conjunction'dır. Yani başa da ortaya da gelir. Rağmen anlamı taşır. E rağmen. Yanına gelen cümlede ne diyorsa ona rağmen. Ama even so'nun içinde zamir var bak. Buna rağmen diyor. Yani öncesinde bir cümle şart. Sen direkt olarak paragrafa mesela veya herhangi bir cümleye direkt öncesinde bir şey yokken buna rağmen diye başlar mısın? Neye rağmen? İşte o yüzden bunlar transition zaten. O yüzden bunlar sentence connector. Bunların kendilerinden önceki cümleye ihtiyacı var. Although grubu öyle değil. Although grubunda although'yu en başa da koyarsın. İşte yağmur yağmasına rağmen dışarı çıkmak istiyorum gibi bir cümle kurabilirsin. Kendi içinde anlam bütünlüğü olur. Ama even so'yu en başa koyamazsın. Buna rağmen dışarı çıkmak istiyorum diyemezsin. Neye rağmen? Kendisinden önceki cümleye muhtaç olan bağlaçlara transition veya sentence connector diyoruz. Even so da buna rağmen demek ortada kullanılır daima. Even so'dan önce nokta tercih edilir ve kendisinden sonra da virgül gelir. They didn't invite him to the party. Onlar onu partiye davet etmediler. Nokta bitti şimdi burada birinci cümle. Even so, buna rağmen he went there. O oraya gitti. She tried her best during the interview. O görüşme sırasında elinden gelenin en iyisini yaptı. Bitti burada cümlemiz. Even so, İkinci cümle başlıyor. Buna rağmen she couldn't get the job. O işi alamadı. Diğer bir zıtlık bağlacımız. But having said that. Having said that tek başına zaten buna rağmen demek. Yani even so'ya yakın bir anlamı var. Ama having said that'in özelliği başında genellikle but'la birlikte kullanılıyor. Zıtlık anlamını iyice güçlendiriyor ama buna rağmen anlamı katıyor. Bu durumda neyle eş anlamlı oluyor? But despite this, this yerine that de diyebilirsin. But despite that veya but in spite of this ya da but in spite of that, but having said that hepsi eş anlamlı ve Türkçesi ama buna rağmen. Örneklerimize bakalım. He forgets most things. O çoğu şeyi unutur. But having said that, he always remembers my birthday. Ama buna rağmen daima benim doğum günümü hatırlar. He forgets most things, but having said that, he always remembers my birthday. O çoğu şeyi unutur ama buna rağmen benim doğum günümü daima hatırlar. I can't stand his arrogance at times. Zaman zaman onun küstahlığına katlanamıyorum. But having said that, ama buna rağmen, I'm happy to work with him. Onunla çalıştığım için mutluyum diyor. I can't stand his arrogance at times, but having said that, I'm happy to work with him. Zaman zaman onun küstahlığına katlanamıyorum, tahammül edemiyorum ama buna rağmen onunla çalışmaktan mutluyum.
Diğer bir zıtlık bağlacına geldik. By contrast, in contrast. Bu ikisi eş anlamlı, daima ortada kullanılırlar. Kendilerinden önce nokta gelir, kendilerinden sonra da virgül şarttır. Tam tersine, aksine diye Türkçe'ye çeviririz bunları. Nesnel, yani herkesçe aynı düşünülen, somut tam zıtlık anlatırlar. Sıcak soğuk gibi. Mesela Northern Turkey is usually cool. Kuzey, Türkiye'nin kuzeyi genellikle serindir. In contrast, Southern Turkey is almost always warm. Aksine, tam tersine, Türkiye'nin güneyi neredeyse her zaman ılıktır. Cool, warm. Tam zıtlık bak. Nesnel, iklim koşulu bu. Kişiden kişiye göre değişen bir şey değil. Tam zıtlık. Yani duygu ve düşünce zıtlığı değil. O yüzden nesnel diyoruz. Hani işin içinde duygular, kişisel fikirler yok. Dave's family is fundamentalist. Dave'in ailesi kökten dinci. Burada bitti bu cümle. By contrast, tam tersine, aksine. Gina's family is quite open-minded. Gina'nın ailesi oldukça açık fikirli. İşte Dave'in ailesinin özelliği kökten dinci olması. Gina'nın ailesinin özelliği open-minded olması. Bunlar birbirine taban tabana zıt şeyler. Ve by contrast ya da in contrast'la bağlıyoruz. Şimdi, by contrast with, in contrast to ve unlike. Bunların üçü eş anlamlı. Bunlar devamına noun ya da gerund alıyorlar. Şimdi bunları burada veriyorum ama bunlar transition değil. Bu üçü transition ya da sentence connector falan değil. Hatta bunlar conjunction bile değil. Bunlar bağlaç bile değil. Yani bunlar prepositional phrase diye geçiyor. Tam Türkçesi yok işte bunun. Böyle hani prepositionlarla oluşturulmuş ifadeler diye geçiyor. Unlike zaten preposition. Tek başına preposition. Öbürlerinin içinde preposition var. Böyle neydi belirsiz. Preposition da var, sözcük de var. O yüzden prepositional phrase diye geçiyor. Bunları niye burada veriyorum? Çünkü by contrast ve in contrast bağlaç. Aslanlar gibi sentence connector. Bunlar da tip olarak onlara benziyor. Anlam olarak da öyle. Ve sınavlarda çok karıştırılıyor. O yüzden bunları da burada veriyorum. Şimdi bunlar devamına noun ya da gerund alıyorlar. Noun ya da gerund alan her şey gibi cümlenin en başına da gelebilirler, ortaya da gelebilirler. Nokta noktanın aksine, tersine anlamı veriyorlar. İşte o nokta nokta ne? Bunların yanına gelen noun ya da gerund. O ismin yanına ne geliyorsa artık onun aksine demek. Mesela demin yaptığımız cümleyi bunlarla yapalım. By contrast with Northern Turkey, bak sadece isim geldi. Kuzey Türkiye'nin aksine Southern Turkey is almost always warm. Güneyi, Türkiye'nin güneyi hemen hemen her zaman ılıktır. Kuzeyin aksine güney hep ılıktır deyince buradan ne anlıyorsun? Kuzeyin özelliğini vermiyorsun belki ama kuzeyin aksine deyince ha güney kuzeyin aksine hep ılıksa o zaman kuzey ne oluyor? Serin oluyor otomatik olarak. Dave's family is fundamentalist in contrast to Gina's family. Şimdi Dave'in ailesi kökten dinci diyorsun. Gina'nın ailesinin aksine. Gina'nın ailesinin aksine Dave'in ailesi kökten dinci. Böyle söyleyince ne oluyor? Gina'nın ailesinin özelliğini vermiyorsun ama sonuçta aksine dediğin için kökten dinci değiller demek ki. Unlike the previous exam, önceki sınavın aksine, this exam is rather easy. Bu sınav oldukça kolay. Şimdi önceki sınavın özelliğini vermiyorsun. Önceki sınavın aksine diyorsun. Ama bu sınavın özelliğini veriyorsun sonuçta oldukça kolay diye. Oradan ne çıkıyor? Önceki sınav demek ki zormuş. Geldik on the contrary, quite the contrary veya but to the contrary. Şimdi bunların da Türkçesi maalesef tam tersine, aksine.
Ama bunlar asla ve asla in contrast ve by contrast ile eş anlamlı değil. Türkçe'de bunları da tam tersine, aksine diye çevirmemize rağmen bunlar asla İngilizce düşündüğün zaman in contrast ve by contrast yerine kullanılamazlar. Neden? Ne farkları var? In contrast ve by contrast için ne demiştik? Nesnel, somut, tam zıtlık, sıcak soğuk gibi. Bunlarda ne var peki? Burada öznel şeyler var. Kişiden kişiye değişen, işin içinde daha çok duygu ve düşünce zıtlıkları var. İşte ben bu yemeği güzel buluyorum, aksine kocam nefret ediyor gibi mesela. Ya da bu bağlaçların diğer bir kullanımı da bir önceden bir şey söylüyor, onun asılsız olduğunu ifade ediyor, aksine deyip onu çürütüyor. Yani iki türlü kullanılıyorlar. Ya kişiden kişiye değişen öznel farklılıkları, işin içinde duygu ve düşüncelerin olduğu çatışmaları verecekler. Ya da bir şey söyleyecek mesela, önceden bir iddia, bir şey verecek. Sonra onun asılsız olduğunu söyleyecek, onu çürütecek. On the contrary, quite the contrary veya but to the contrary diyerek. Örneklere bakalım. You told me that Ryan is very friendly. Sen bana Ryan'ın çok cana yakın olduğunu söylemiştin. Arkadaş canlısı olduğunu söylemiştin. Nokta. Bitti burada cümle. On the contrary, virgül, böyle kullanılıyor bu da. I found him too cold. Ben onu çok soğuk buldum. Bak şimdi, sen Ryan'ı friendly buluyorsun, ben çok soğuk buluyorum. İşte duygularımız giriyor işin içine. Yani o kişi için direkt olarak friendly ya da cold diyemem ki, sen friendly buluyorsun, ben cold buluyorum. İşin içine duygular, düşünceler karıştığı için on the contrary, quite the contrary, but to the contrary bunlardan birini kullanabilirsin. Burada kalkıp da in contrast ya da by contrast kullanamazsın, Türkçe çevirileri aynı gibi gözükse de. Diğer örneğe bakalım. The authorities claim that the economy is doing extremely well. Yetkililer ekonominin şahane gittiğini iddia ediyorlar. Quite the contrary, it's about the collapse. Tam tersine, çökmek üzere neredeyse. Dünya iflasın eşiğinde yani. Hiçbir şeyin güzel gittiği yok. Şimdi bak, bir fikir veriyor, bir şey söylüyor önce, sonra onu çürütüyor. Ama gene kişisel bir şekilde çürütüyor. Yani sen benimle aynı fikirde olmak zorunda değilsin. They believe this method will be beneficial for students. Bak, onların inancını söylüyor şimdi. Onlar bu metodun öğrenciler için faydalı, yararlı olacağına inanıyorlar. But to the contrary, but olduğu için noktalı virgülü kaldırır. But to the contrary, we think that it won't work whatever. Ama biz, aksine biz ne düşünüyoruz? Bunun asla işlemeyeceğini, hiçbir şekilde işlemeyeceğini düşünüyoruz, işe yaramayacağını düşünüyoruz. Onların inandığı bir şeye karşılık bizim inandığımız bir şey. Yani kişisel duygu ve düşünce çatışmaları varsa kullanıyoruz bu bağlaçları. Gene bir şey öne sürmüş mesela. Diyor ki, the crime problem hasn't disappeared. Suç sorunu ortadan yok olmadı. Yok olmadı, negatif bir ifade. Şimdi onu destekleyecek. Aksine, it's getting worse and worse. The crime problem hasn't disappeared. On the contrary, it's getting worse and worse. Ortadan kaybolmadı, aksine gitgide daha da kötüye gidiyor diyorsun. Şimdi bunların içinden to the contrary en sona da gelebilir. Onu but'tan ayırırsın. But to the contrary şeklinde ortada kullanıyorduk ya. But'tan ayırırsın onu. But gene ortada kalır. To the contrary en sona da atabilirsin. Çeviride bir değişiklik yok. People thought at first that it was a useful method. İnsanlar ilk etapta bunun yararlı bir metot olduğunu düşündüler. But we now have evidence to the contrary. We now have evidence to the contrary. Ama
artık elimizde bunun aksini ispat edecek deliller var diyor. Bunun aksi yönünde deliller var demek istiyor yani. Şimdi geldik contrary to. Bu da prepositional phrase. Bağlaç değil, bir şey değil. Contrary sözcüğü geçince bunu da vermek zorunda kalıyoruz. Bu yanına noun alıyor. Mutlaka noun geliyor. Nokta noktanın aksine demek. Başa da ortaya da gelebiliyor. Gene duygu, düşünce çatışmaları ve öznel, kişisel zıtlıkları anlatıyor. Mesela contrary to the general notion in the society. Toplumdaki genel inanışın aksine, nın aksine, yanına gelen ismin aksine, isim ne? Toplumdaki genel inanış. Şın aksine diyorsun, contrary to ile birleşince. I believe that women are far stronger than men. Toplumdaki genel inanışın aksine ben kadınların erkeklerden çok daha güçlü olduğuna inanıyorum. Kişisel inançlarımız, duygularımız, düşüncelerimizi anlatıyoruz. Ve bugünkü son bağlacımız, burada zıtlık bitmiş oluyor. On the other hand, on the other hand, öte yandan anlamı taşıyor. Şimdi ben bunu derste YKS grubunda, YDS grubunda anlatırken öte yandan anlamı taşıyor diyorum. Tamam, herkes not alıyor. Sonra duruyorum, diyorum ki bırak İngilizceyi, Türkçe bir soru soracağım size. Öte yandan ne demek? Birçok öğrenci buna cevap veremiyor, biliyor musunuz? Öte yandan ne demek? Yani hangi durumlarda öte yandan kullanırım ben? Hani iki paralel düşünceyi söylerken mi? Açıklama yaparken mi? Zıtlık anlatırken mi diyorum? Orada böyle bir kalıyorlar. Sonra başlığa bakıyorlar. Başlık zıtlık ya. Zıtlık anlatıyor diyorlar. Ama başlıktan dolayı öyle diyorlar. Yani öte yandanın Türkçe açıklamasını yapamayan çok öğrenci var. Şimdi on the other hand, evet öte yandan demek ama nerelerde kullanılıyor? Bakın çok dikkat edin. Böyle arada kalmışsan, sıkışıp kalmışsan, yani ikilem varsa. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Veya iki ucu boklu değnek. Söyleyeyim yani, ne olacak, deyim bu çünkü. Böyle durumlarda on the other hand kullanıyoruz. Tam böyle sıkışıp kalmışsan. İki bağımsız cümlenin ortasına geliyor. Kendisinden önce nokta tercih ediliyor. Kendisinden sonra mutlaka virgül var. Bu arada on the other hand'in but anlamı da var. Yani sadece but, bayağı bildiğin but yerine de kullanabiliyorsun. Öte yandan demek ya, kendisinden önceki cümleye bir yandan diye başlayabilirsin. Bir yandan şöyle, sonra on the other hand, öte yandan şöyle diyebilirsin. Yani kendisinden önceki cümle on the one hand ile başlayabilir ama bu şart değil. Bir tane öyle yapalım, bir tane de tek başına on the other hand ile yapalım. On the one hand, şimdi ikilem arasında kalmış. Bir taraftan böyle diyor, bir taraftan şöyle diyor. Arada sıkışmış. On the one hand, bir yandan, I terribly want to study abroad when I graduate from high school. Liseden mezun olduğumda yurt dışında okumayı çok istiyorum diyor. Terribly çok anlamında kullanılır, özellikle want fiiliyle. Need ve want da çok kullanılır. Liseden mezun olduğumda yurt dışında okumayı deliler gibi istiyorum, çok istiyorum bir yandan diyor. Şimdi nokta, burada bitti bu. Ya ikileme geçeceğiz. On the other hand, öte yandan, işin öbür tarafını söylüyor şimdi, öbür yüzünü. I know that my family can't afford it. Biliyorum ki ailemin maddi gücü buna yetmez. Diğer cümlemize bakalım. Dümdüz başlıyorsun, bir tane cümle söylüyorsun. She is in love with Trevor and she wants to raise a little family with him. O Trevor'a aşık ve onunla küçük bir aile kurmak istiyor. Bak, raise a little family. Papa Don't Preach diye bir şarkısı vardı Madonna. Orada da babasına işte anlatırken aşık olduğu kişiyi, hikayesi de çok güzel o şarkının. We want to raise a little family diyordu. Raise a little family diye geçer. Böyle küçücük bir aile kurmak. She is in love with Trevor and she wants to raise a little family with him. O Trevor'a aşık ve onunla küçük bir aile kurmak istiyor. Buraya kadar tamam. Şimdi
On the other hand, burada but gibi kullanıyoruz bak. Ama öte yandan, diğer yandan işin başka bir boyutuna geçiyorsun. She wants to be elevated in her career. Kariyerinde de yükselmek istiyor bir yandan. Yani aile mi kursun, kariyerinde mi yükselsin? Arada sıkışmış. Evet, zıtlık bağlaçlarını böylece bitirmiş olduk. Ama tabii sentence connector olan zıtlık bağlaçlarını bitirdik. Bütün zıtlık bağlaçlarını bitirmedik. Daha conjunction'lar var. Biz paragraf başlatamayan, kendisinden önceki cümleye muhtaç olan zıtlık bağlaçlarını bitirmiş olduk. Geçen ders ve bu derste. Her dersin sonunda olduğu gibi geldik some useful expressions. Günlük hayatta sıkça kullanılan bazı deyimsel faydalı ifadeler. Make it up to somebody. Birine bir şeyin hakkını ödemek. Yani bir size bir iyilik yapmıştır. Ay bunu nasıl sana ödeyeceğimi bilemiyorum falan derken çok sık kullanılıyor. You've done a lot for me. Benim için çok şey yaptın. You've done a lot for me. And I don't know how to make it up to you. And I don't know how to make it up to you. Ve senin hakkını nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum diye çevirirsin mesela bunu. Bir minnet duygusu anlatır. Been there, done that. Çok kullanılır, çok da güzeldir. Ben bunları gördüm geçirdim. Aynısı benim başıma da geldi. Ben oralardan geçtim yani. Hani bu tür kötü deneyimleri yaşadım. Genellikle kötü şeyler için. Birisi kötü bir şey yaşadığını anlattığında, söylediğinde mesela şöyle şöyle bir şey geldi başıma diye. Aynısını ya da benzerini yaşadıysan bunu söylemen yeterli. Been there, done that. Mesela sana birisi diyor ki it's really hard to deal with so many hardships at the same time. Aynı anda bu kadar çok zorlukla başa çıkmak gerçekten zor diyor mesela. Sen diyorsun ki been there, done that and paid for it. Aynı şeyleri ben de yaşadım ve bedelini de ödedim diyorsun. Bak and paid for it. Mecazi anlamda pay for bir şey ödemek ya normal parayla ödemek. Mecazi anlamda böyle bir durumda bedelini ödedim diye çevirebilirsin bunu. Been there, done that and paid for it. I just keep on trucking diğer ifademiz. Yuvarlanıp gidiyoruz işte ama ne olsun hep aynı hani gibi. İşte dersler nasıl gidiyor? Derler ya böyle bir öğrenci gördüklerinde en sinir olduğum şeydir. Ya bir öğrenci, nerede okuyorsun, kaça gidiyorsun, derslerin nasıl? Herkesin içinde bunu sana söylemek zorunda değil. Yani orada sen kendin cümle üretemiyorsun, onunla sohbet kuramıyorsun. Derslerin nasıl gidiyor? Bir yetişkine de, işler nasıl gidiyor? Ya iyi gidiyor desem ne olacak, kötü gidiyor deyip detaylarını anlatmamı bekliyorsun? Ne bekliyorsun mesela o anda? İşte öyle durumlarda yuvarlak böyle derse, işte... İdare ediyoruz, yuvarlanıp gidiyoruz. I just keep on tracking. How's work going? İş nasıl gidiyor? İşler nasıl gidiyor? Okay, I just keep on tracking. İyi gidiyor, yuvarlanıp gidiyoruz işte. Bildiğin gibi yani hep aynı anlamı veriyor. Crash out. Crash out. Genellikle çok yorulduğunuzda ya da uykusuz kaldığınızda veya kafanız güzelse kafayı vurup yatmak. Yani böyle hani yatağa böyle atarsın ya kendini. Tek parça halinde küt diye de uyursun. İşte tam da o crash out. I'm so knackered. I just want to go home and crash out. O kadar yorgunum ki eve gidip vurup kafayı yatmak istiyorum sadece diyor. Evet. Şimdi buradaki so that kalıbı var. Yalnız fark ettiniz mi onu? I'm so knackered that. I just want to go home and crash out. Aslında bu cümle detini atabiliyorduk. So that such that dersimi dinleyenler hatırlayacaktır. Onların detleri atılabiliyordu ve arada noktalama işareti yok. I'm so knackered I just want to go home and crash out. Eşittir. I'm so knackered that I just want to go home and crash out. O kadar yorgunum ki sadece eve gidip vurup kafayı yatmak istiyorum diyorsun yani. Diğer ifademiz have a long face. Yüzü düşük, asık olmak. Mesela diyeceksin ki neden yüzün bu kadar düşük? Neden yüzün bu kadar asık? Why do you have
such a long face. O da açıklıyor. I had a tiff with my boyfriend this morning. Bu have a tiff, daha önce vermiştim bunu. Genellikle çiftler arasındaki atışmalarda kullanılıyor. Mesela işte sevgilimle atıştım falan derken, işte eşimle atıştım. Hani böyle çok büyük kavga değil ama böyle bir hafif bir şey olmuş yani. Bir ağızdalaşı olmuş, bir atışma olmuş. Have a tiff. Buna da dikkat edin. Şimdi neden yüzün bu kadar düşük diyor. Why do you have such a long face? O da ne diyor? Bu sabah erkek arkadaşımla tartıştım, atıştım diyor. Today's idiom. Geldik bugünün deyimine. Save ya da keep money for a rainy day. Kötü günler için, zor günler için kenara para atmak. Aslında birebir çevirisi. Bu bunu sakla zamanı, gelir zamanı diye de çevirebilirsin eğer emir cümlesi olarak söylersen. Yani birisine direkt keep money for a rainy day dersen ya da save money for a rainy day dersen sakla zamanı, gelir zamanı. Ama cümle içinde kullanırsan mesela şimdiki gibi öyle çeviremeyiz. O zaman ne diyeceksin? Kötü günler için kenara para atmak. Luckily, Allah'tan, mesela bunu öyle çevirebilirsin. Fortunately, bir unfortunately var ya, ne yazık ki demek, maalesef demek. Onun başındaki anı, negatif an ekini attığın zaman sadece fortunately eşittir luckily. Bunları iyi ki, hani Allah'tan şöyle oldu, iyi ki böyle oldu diye çevirebiliyorsun. Şimdi ne diyor burada? Luckily, she has saved some money for a rainy day. Allah'tan diyor, iyi ki diyor yani, kötü günler için kenara para attı diyor. Demek ki ihtiyacı var şu aralar mesela. Allah'tan kenarda parası var diyor yani. Burada saved yerine kept de diyebilirdik. Oradaki kesme s present perfect'in has'i zaten. Luckily she has kept some money for a rainy day de diyebilirdik. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hala abone değilseniz abone olarak bize çok güzel destek olabilirsiniz. Faydalı buluyorsanız beğenebilirsiniz. Bunlar hep bedava, bunlar hep serbest. Niye bu kadar çok reklam var diye şikayet edenler var. Reklamları YouTube koyuyor. Bizim size ücretsiz bu kadar uzun ders anlatabileceğimiz, bu kadar çok kişiye hitap edebileceğim, ulaşabileceğim başka bir platform yok. YouTube'a yazarsanız şikayetlerinizi, bizimle ilgisi yok yani reklamların. Onun dışında bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben ölünceye kadar, son nefesime kadar Atatürkçü çocuklar yetiştirmeye devam edeceğim. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmeye devam edeceğim. Bunu böyle yazı diliyle söylediğim zaman sanki ben çok öfkeliyim de birilerine saldırıyorum gibi anlaşılıyor. Hayır, öyle değil. Gayet de mutlu bir insanım ben. Sürekli gülen de bir insanım. Yazı dilim serttir biraz. Zamanında gazetecilikte yaptım. Bodrum Express'te, Bodrum'da, Muğla Bodrum. Köşe yazarlığı da yaptım. Muzaffer İzgün'ün jüri olduğu Türkiye Öykü Yarışması'nda Türkçe ana dilini iyi kullanmakla ilgili bir öykü yarışmasında Türkiye ikinciliğim de var. Yani kalemim fena değildir. Ama bazen heyecanlanınca özellikle böyle tutku duyduğum ateşli konularda Atatürk gibi dokunulmazlıklarda, kırmızı çizgilerde yazı dilim biraz sert olabiliyor. Aslında o sırada yüz yüze beni görseniz öyle sert değil ama yazıda öyle anlaşılıyor. Evet, o benim kırmızı çizgim. Ona dil uzatmaya kalkan hadsizler benden uzak, Allah'a yakın olsun diyorum. Bu arada benim Allah inancım da çok güçlüdür. Sırat Köprüsü ile ilgili yaptığım espri tamamen ironiktir. Bu bir açıklama değil, buna mecbur da değilim ama biraz edebiyattan anlayan onu anlamıştır zaten de, anlamayanlar için söylüyorum. Orada tamamen bir ironi var. Siyaset karıştırma diyenlere de son kez şunu söylemek istiyorum. Siyaset değil, Atatürk ve Atatürkçülük siyaset değil, onun çok üstünde bir şeydir. Bu kula kulluk etmek de değildir. Ayrıca hani ne saçma kavramlar var bakar mısınız? Her şey birbirine geçmiş durumda. Ağzı olan konuşuyor. Açıp okursanız Atatürk neler yapmış bu ülke için, kula kulluk etmediğimi, sadece vatansever biri olduğumu anlarsınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.